Trump Circular Life TV olarak hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben doçent doktor Ömür Günaldı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği'nin idari sorumlusuyum. Yaklaşık bir yıldır bu görevimi sürdürmekteyim. Hocam Cushing hastalığı nedir? Cushing hastalığı aslında bir hipofiz adenomudur. Cushing hastalığında hipofizdeki adrenokortikotropik hormon üreten hücrelerin aşırı çoğalmasıyla böbrek üstü bezinden aşırı kortizol salgılanması sonrası ortaya çıkan bir klinik durumdur. Hocam kimler kendisinde bu hastalıktan şüphelensin? Özellikle obezite hastaları bir dahiliye uzmanına veya endokrinoloji uzmanına görünüp kendilerinde Cushing hastalığı olup olmadığını kontrol ettirmelerinde fayda var. Obezite hastalarında özellikle, yani ben bir şey yemiyorum ama kilo alıyorum. Özellikle santral obezite dediğimiz karındaki obezite. Kollar, bacaklar incedir fakat genellikle karın kısmında aşırı yağlanma olur. Yüzde yuvarlaklaşma, ayda de yüzü dediğimiz bir yüz görünümü olur. Onlar da kendisinden şüphelenmeli. Yüzde kırmızılık, flashing dediğimiz bir kırmızılık oluşur. Kıllanmada artış olur. Kemik erimesi görülebilir bu hastalarda. Aynı zamanda şeker hastalığı ve tansiyon hastalığı çok sık görülür. Eğer bu bulgular bir arada görünüyorsa kendilerinde Cushing hastalığından şüphelenmelerinde fayda var diyorum. Cushing hastalığının ilaç tedavisi var mıdır? Ne yazık ki şu anda henüz kanıtlanmış bir ilaç tedavisi yok. Birinci basamakta kullanabileceğimiz. Deneme aşamasında olan bazı ilaçlar var fakat henüz prolaktinoma gibi ilaç tedavisinde ilk basamakta yanıt verebilecek bir tedavi bulunamadı. Mutlaka Cushing hastaları ameliyat gerekir mi? Cushing hastalığının primer tedavisi cerrahidir. Cerrahiden daha faydalı bir yöntem şu ana kadar bulunamadı. Fakat ameliyat engel durumları varsa günü kurtarmak için ya da bazı komplikasyonları engelleyebilmek için ilaç tedavileriyle geçici olarak tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Ameliyatın riskleri nelerdir hocam? Bütün hipofiz ameliyatlarında olduğu gibi yine kanama, enfeksiyon, beyin omurilik sıvısı fistülleri, işte menenjit, koku alma bozuklukları, sinüzit gibi bir takım komplikasyonlar görülebilir. Allah'tan çok sık görmüyoruz fakat bunların içinde koku alma bozukluğu ve sinüzit en sık gördüğümüz komplikasyonlar. Bunlar da geçici. Çok teşekkür ederiz hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Sağ olun.